1955 yılında önce Michael Gove bir günlük bir gezi düzenliyor kente. Daha sonra da 15 Eylül'de su tutulmadan hemen önce 10 günlük bir çalışmayla Mahmut Akok ve ekibi alana gelip küçük sondajlar ve kentin planlarını çıkartıyorlar. Bu yapılan çalışmalar sonucunda tabii o tarihe kadar Kilikya'da, Ovalık Kilikya'da, Pedias'ta böyle bir kentin varlığı antik kaynaklardan ve yerleşmelerden, diğer kaynaklardan bilinmesine rağmen yeri tam olarak bilinmediği için burasının Augusta olabileceğini düşünüyorlar. Ve daha sonra uzun yıllar 1955'in 15 Eylül'ünde su tutulmasıyla birlikte antik kent tamamen sular altında kalıyor. Çünkü Adana kimliğiyle, kültürüyle tamamen bir Yunan kenti özelliği gösterirken ve hatta Anadolu kenti özelliği gösterirken Roma nazire yaparcasına hemen kentin 10 kilometre yukarısında bir büyük kent kuruyor. Büyük bir yapılaşma. Augusta kenti budur. Augusta kentiyle ilgili bizim elimizde ne var şu an? Onu konuşacak olursak o dönemde tiyatro yapılmış. Demek ki bayağı bir nüfus var. İşte Ekim-Kasım aylarında ortaya çıkan, Kavyas ortaya çıkan tiyatrodan bahsediyorum. Sütunlu Cadde var, Doğu Batı ve Kuzey Güney. Hamamlar var, villalar var, büyük bir su yolu var, nekropolis yani mezarlık alanı var. Yani kendi başına bir antik kentte bulunması gereken tüm yapı stokuna sahip bir antik kent.